Bu yıkım çalışmalarını zaten oldum olası anlamış değilim arkadaşlar. Bu vatan da vatandaş da bizim. Bu demek olmuyor ki polis bizim değil, zabıta bizim değil. Zabıta da bizim, polis de bizim. Ama anlam veremediğim nokta şu. Gerçekten bu yapılar kaçaksa ve yıkılması gerekiyorsa bu kaçak yapıları yapanların buna yani yapanlara bunu anlatacak bir birim yok benim anladığım kadarıyla. Yani bak böyle 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 direkt yazılı yazışma üzerinden gittiği için yazılı emirler, yıkım kararı, insanlarla muhatap olup psikolojiden anlayan bir insanın onlara anlatacak bir birimin olmamasından kaynaklanıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü yani gerçekten yasaksa yapılanma, kanun dışı yapılandıysa bunun yıkımına neden engel oluyorsun? Ya da şöyle bir şey var. Çoğu zaman bu denk geliyor bu tarz haberlerde. Yıkım kararı çıkıyor. Yapının yıkılması sonucunda yıkılacak yapının sahibi de kabul ediyor. Ama diyor ki bana bir zaman verin. İçerideki malımı çıkartayım. Bir şey yapayım hani zarar etmeyeyim. Değerinde olan eşyalar var onları kurtarayım. Bu şekilde tartışmalar çıkabiliyor. Bu ne türden bir tartışma bilmiyorum. Geçmiş olsun.